Mâ ferratnâ fil kitâbi min şey. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Veya kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Ferrata yani mâ enkasnâ değil de mâ ferratnâ hiç mâ ferratnâ ihmal etmedik. Fil kitâbi kitapta min şeyin. Herhangi bir şeyden yana kitapta hiçbir ihmalde bulunmadık gibi bir ifade var burada. Girişte dabbenin önünde gördüğümüz min harfi ve ta'iri de dolayısıyla cer eden aynı harf burada da yine önümüze çıktı. Yani bu olmayabilirdi. Olmazsa şöyle olurdu. Mâ ferratnâ fil kitâbi şey'en. Kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik şeklinde. Ama burada da bir min var. Dolayısıyla anlam kitapta hiçbir şeyden yana kitapta bir ihmalde bulunmadık gibi bir çeyre kazanıyor. Allahu alem. Mâ ferratnâ fil kitâbi min şey'in. Kitapta hiçbir şeyden yana bir eksiklik, bir ihmal de bulunmadık. Bu daha önce de benzeri konular, benzeri ifadelerle geldi ayetlerde. O zaman da şunlara yakın şeyler söyledik. Bu kitap dediği Cenab-ı Hakk'ın ki önceki geçtiği yerde dönüp Kur'an-ı Kerim'deki bütün kitaplara da bakmıştık. Kitap kelimesinin geçtiği yerlere. Bu bahsettiği kitap eğer halihazırda okuduğumuz Yüce Kur'an-ı Kerim'i kastediyor ise o zaman mana biz yani kitapta hiçbir şey ihmal etmedik. Hepsine değindik. Hepsinden mesela yerdeki canlılardan diyerek özetle bütün hepsini ayette şu okuduğumuz ayette değinmiş oluyor Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde gökteki kuşlar diyerek gökteki kuşlardan onlara değinmek suretiyle yine onlarla da alakalı bahiste bulunmuş oluyor. Onlara da yer vermiş oluyor. Yani bunun daha tafsilatı mesela yeryüzündeki canlıların dabbe olarak böyle her ne canlı varsa diye geçtiğinizde hepsi o kümenin içerisinde kalıyor doğru. Ama bunların kendi içinde tasnifi var, ne bileyim familyaları var, grupları var, kökleri var, popülasyonları var. Bir sürü şeyler var. Bunların da kendi içerisinde türleri var, bir şeyler var. Bunlara dair bir sürü konu başlığı, alt başlıkların Kur'an-ı Kerim'de en azından bizim gördüğümüz şu hale gözükmediğini görüyoruz. Şu halde kitapta hiçbir şeyden yana bir ihmalde bulunmadık ifadesini eğer kitap Kur'an'sa kaydıyla söylüyorum. Ben bunu özet olarak anlıyorum. Dolayısıyla Allah gökler derseniz bir sürü irili ufaklı varlıkların bulunduğu göklere Cenab-ı Hak yine benzer bir ayetle, benzer ayetlerde özetle değinerek mesela mâ fis semâvâti göklerde her ne varsa ifadesiyle hepsini içine alır bir ifade kurmuş ve bunu ve buna bir şekilde değinmiş olur. Eğer bu kitap Kur'ansa o zaman bu ifadelerle Allah Azze ve Celle melekutun her boyutuna, her alanına bir şekilde değinmiş ve kitabında bunlara yer vermiştir diyebiliriz. Eğer bu bahsedilen kayıt, kitap Kur'an-ı Kerim ise, bu onun detaylı olarak da içine alması gerektiği gibi bir zorlukla bizi karşı karşıya getirmez. Çünkü sadece canlıların kendi içerisindeki detaylı şeyleri bile, malumatı bile, sadece bir türün bile kendi içerisindeki detaylı malumatı veya o türün kendi canlılığı, dolaşımı, bilmem neyi, hücre yapısı vesaire buna bağlı o kadar çok malumat var ki bunların hiçbirini biz Kur'an-ı Kerim'de görmemekteyiz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin tam da dini bir konunun bağlamında değil, yeryüzündeki canlılardan bahsettiği, gökyüzünde uçan canlılardan bahsettiği bir yerde böyle bir şey demesi, kitapta hiçbir şey ihmal etmedik demesi, bak işte biz yeryüzündeki canlılara da değindik, havada uçan kuşlara da değindik şeklinde değinim anlamında yani mention dedikleri bir şekilde onu anmak bakımından. Yoksa her şeyini içine alacak şekilde dışarıda hiçbir şey eksik bırakmayacak şekilde anlaşılması zor gözüküyor yani kitap elimizde sonuçta. Ya da diyeceksiniz ki bunların aslında detayları da Kur'an'da saklı ama kodlu bir şekilde onları biz görememekteyiz. Bu da bir varsayım olur. Elde buna bağlı olarak herhangi bir delil olmadığı sürece öylece varsayım olarak kalır. Bundan önce kitap kelimesini yokladığımızda
Ben o zaman not etmiştim bazı ayetleri. Çünkü bayağı bir Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesi var. Yokladığımızda epeyce bir çıkıyor. O zaman görmüştük ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği başka kitaplardan söz ediliyor. Mesela bir ayette وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kitabın anası onun katındadır. Bu ayeti görelim. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ Allah yemhu siler, مَا يَشَاءُ dilediğini siler, وَيُثْبِتُ dilediğini de sabit bırakır. Bu bahsedilen bir kayıttan bahsediyor Cenab-ı Hak. Silip yahut sabit bıraktığı bir kayıttan bahsediyor. Ve akabinde de diyor ki وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ kitabın anası ise onun katındadır. Dolayısıyla anası olmayan yavru kitap gibi düşünün veya diğer tali kitap, bunun levhul mahfuz diye düşündükleri. Allah Azze ve Celle burada bazı şeyleri silip bazı şeyleri sabit bıraktığını açıklıkla kendisi söylüyor. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yusbet. Ve'inde katında da kitabın anası var diyor. Dolayısıyla bir kitap bahsediyoruz, bir de onun anasından bahsediyoruz. Her ikisinde Kur'an olma ihtimali yok. Çünkü tali olan, silinip ve sabit bırakılan husus veya böylesi bir tanım, böyle bir dinamik silme ve sabit bırakma boyutu Kur'an-ı Kerim'e uymaz. Bunun arka planında Cenab-ı Hakk'ın katında olduğunu söylediği, kitabın anası dediği Ummul Kitab, bu da haydi hiç örtüşmez Kur'an tanımıyla. Kaldı ki ayetin geçtiği yerde insanların, geleceğim o diğer ayetlere, not ettim onları. Bak Ummul Kitab ifadesi de farklı yerlerde geçiyor. Bu Kur'an'ın içerisindeki Ummul Kitab. Kur'an'ın içindeki Ummul Kitab. وَالَّذ۪ي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ kitabın anası anlamında. Diğer geçen ayet demin bahsettiğim şuradaymış. Ra'd suresi 39. ayet. Bunu bir not ediniz. Buna bir bakalım. Ra'd 39. Bir de şurada da benzer bir ayet var. Zuhruf 4. ayet. Her ikisine de bakalım. İlki Ra'd 39'da şöyle bakayım. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ senden önce Resuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ onların da eşlerini, onlar için de eşler ve zürriyet var ettik. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ bir Resul için اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ bir mucize getirmesi veya Kur'an ifadesiyle ayet getirmesi söz konusu değildir. اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan. لِكُلِّ اَجَلٍ kitab her ecelin bir kitabı vardır. Her ecel için bir kayıt vardır. Her süre dolumu bitimi için bir kayıt vardır ifadesi. Böyle başladı. Bu her ecel için söz konusu olan kayıtla alakalı ki ona kitap diyor Cenab-ı Hak. Diyor ki Allah Azze ve Celle يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ Allah dilediğini mahv eder yani siler. وَيُثْبِتُ ve dilediğini sabit bırakır. Yani orada yazılı olduğu şekilde gerçekleşir. Kaç diyelim ki her ecel için ecel süre olduğuna göre her ecel için bir kayıttan bahsediliyor. Bu kayıt 100 ise mesela Allah silerse bunu değiştirir anlamında yahut sabit bırakırsa olduğu gibi bırakır 100 olarak tecelli eder. Bundan söz etmiş bu deminki bahsettiğimiz her ecelle ilgili olan kitap. Devamında da وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ katında da kitabın anası var buyuruyor Allah Azze ve Celle.
Dolayısıyla demin ki bahsettiğimiz gibi bu her iki tanım da, yani ecellerin kayıtlı olduğu bir kitap tanımı da, bunların aslının bulunduğu bir kitap tanımı da Kur'an-ı Kerim'le uyumlu bir tanım değil. Burayla alakalı geçmeden şunu da söyleyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin bu ilk kayıtta her ecelle ilgili olan, yazılı olan kayıttakileri değiştirip veya sabit bırakması, bu nasıl bir alandaysa bunu daha bir açık ifade ediyor. Daha bir açık alan gibi ifade ediyor. Diğerini kendisine özgülemiş. وَعِنْدَهُ onun katında اُمُّ kitap, yani o kimsenin göremediği, kimsenin bilmediği, o kendi katında. Bende kitabın anası var deyiminde bulunuyor. Müfessirler şöyle anlıyorlar ayeti. Burada her türlü değişiklik, yani mümkünken veya olduğu gibi sabit bırakma mümkünken, Allah Azze ve Celle katındaki Ummul Kitap, kitabın anısında zaten bunların son şekilleri indi ilahide zaten mevcut durumdadır. Dolayısıyla bu ara yüzdeki değişikliklerin cereyan ettiği bölüm muhtemelen meleklere açık olan bir bölüm. Mesela Levhül Mahfuz ise şayet, onlar oraya bakıp ona göre kendi vazifelerini yerine getiriyorlarsa, oradaki kimi değişiklikler yine Allah Azze ve Celle tarafından tecelli ettirilen değişiklikler, aslında dönüp nihai haliyle baksanız Cenab-ı Hakk'ın katında, onun ilminde zaten önceden bilindiği anlaşılacaktır şeklinde ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi hali hazırda iki tane ayrı, Kur'an'dan ayrı iki tane kitap tanımı gördük burada. Bir başka kitap, o mâ kâne li rasûlin, bir rasûl için bir ayet getirmesi, illâ bi iznillah, mümkün değil ancak Allah'ın izniyle. Dedikten sonra niçin li kulli ecelin kitab diyor diye soruyorsunuz değil mi? Her ecel için bir kitap vardır. Çok benzer bir şekilde bizim ayetlerimizdeki akış da buna benzer bir şekilde geliyor. Bizde de Resul'ün mucize getiremeyeceği vurgusu birkaç ayetle iç içe işlendi. Sonrasında da Allah Azze ve Celle varlıklardan, işte tabi öncesinde ilme yöneltti, ilme bakmalarını, sonra da varlıklardan, karadaki ve havadakilerden bahsettikten sonra hemen bunların hepsinin kitapta var olduğuna yahut kitapta hiçbirinin ihmal edilmediğine vurgu yaptı. Kitap hususu önümüze geldi. Burada da herhangi bir Resulün mucize getiremeyeceğini kendi başına Allah'ın izni olmaksızın dedikten hemen sonra her ecelin kayıtlı olduğunu söylüyor. Her sürecin sonlu olduğunu ve bu son, yani son finish çizgisinde kayıt altında olduğunu söylüyor. Birebir benzetebiliyorum ama burada kendi içinde doğrudan bir yoruma girmek istemiyorum. Hele çok soğuk bir durumdayım şu anda buradaki ifadeye karşı. Ama şunu düşündürüyor, yani süreç kendi içerisinde belirli, fix işliyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kendi sınavını istediği gibi, istediği şekilde tatbik eden odur. Resul'ün bu arada kendisinin rol alıp istenmedik mucizeler falan yapmaz söz konusu değildir. Sürecin önü kapalıdır, tahdit edilmiştir ve bunlar bir kitapta kayıtlıdır. Allah Azze ve Celle kısaca ben ne yaptığımı biliyorum demiş oluyor. Bizim ayetlerde de böyle bir özet sonuca gidilebilir. Burada da böyle bir özet sonuca gidilebilir. İlla bi iznillah. Evet. Hepsinin ifadesinde benzer şeyler var. Evet, işte bu arayüz buna yarıyor. Yani Allah Azze ve Celle veya bu ve benzeri durumlara yarıyor. Dua da bunun bir parçası. Sadece sadaka da değil. Çünkü biz dua ediyoruz herhangi bir durumla alakalı olarak. Bu duanın neticesinde o arayüzde, levhul mahfuz diye olduğunu varsayalım.
ki büyük olasılıkla öyledir. Orada değişiklik meydana geliyor. Yani kul dua etti, neticesi burada şeyi değişti, yazgı değişti gibi. Ama Allah Azze ve Celle de diyor ki benim katımda kitabın anası var. Ben kulun dua edeceğini ve dua ettiği için de yazgının falanca duasından ötürü bu şekilde değişeceğini zaten bilmiş idim. Ve ben de kitabın anasında bu zaten saklıydı. Dolayısıyla melekler kişi dua etti veya infakta bulundu, ömrü uzadı. Bu yansıdı onunla alakalı olan hükme, levh-i mahfuzda. Buna tanık olan, bunu gören, bu süreci, işleyişi gören bizim gibi varlıklar. Hatta bunun için dua eden, Allahümme a'ti munfikan halefen, Allah'ım infak edene sen daha fazla mal ver. Ve a'ti mumsiken telefen veya cimrilik edenin malını helak et gibi benzeri dualarda bulunan ve bu duaların neticesini onlar da demek ki benzer şekilde o arayüzde görüyorlar. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bu sizin size yani melekler de dahil olan varlıkların olduğu alandaki yazgının bir de bende anası var ki buradaki değişiklikler aslında orada fix halde. Önceden bilindiği haliyle orada. Dolayısıyla bu ikisi birlikte çatışmıyor hal böyle olunca. Yani Allah Azze ve Celle'nin kişi için takdir ettiği ecel hiç ne ileri ne geri kayıyor. Ama bu Allah Azze ve Celle'nin bildiği haliyle, katında bildiği haliyle. Kişi bir sürü infakta bulundu. Bu onun ömrünü uzatması gerekmiyor muydu diye soruyorsunuz. Cenab-ı Hak da cevaben diyor ki ben onun zaten infakta bulunacağını ve bunun ömrüne şu şekilde ilave yansıyacağını bilerek o ilk eceli bildim. Yani kendi kitabın anasındaki eceli bilmiş oldum. Ve la yâbisin illâ fî kitâb. Enam suresi 59. ayet. Yakında gelecek olan bir ayet. Ve indehû mefâtihul gaybi. Gaybın anahtarları onun katında. La ya'lemuha illahu, ondan gayrısı onları bilmez veya onu bilmez. Gayba döner hu olduğu için. Ve ya'lemu ma fil barri vel bahr. Karada ne varsa, denizde ne varsa onları biliyor. Yine bizim ayetimizdeki gibi böyle içine alan, komple ihata eden ifadeler dikkatimizi çekiyor. Ve ma tesqutu min varakatin. Bir yaprak düşmüyor ki. Düşmez ki illa alemuha, onu bilir yani düşeceğini. Ve la habbetin, ne de bir habbe tane fi zulumatil ardı, yerin karanlıklarında derinliklerinde. Ve la ratbin, ne de bir ıslaklık yaşlık hali. Ve la yabisin, ne de bir kuruluk hali. Bunların hepsini içine alır bir ifadeyle Cenab-ı Hak. Yani kurunun yaşa, yaşın kuruya geçişini, bir şeyin yaşlanması, bunun bile bilgisinin kayıtlı oldu. Hani burada bir mendilin bulunduğu bilgisi kayıtlıdır da, mendilin ıslak olması, kuru olması, ıslanacak olması, ne kadar ıslak kalacağı, buna bağlı ekstra bilgiler olmaz elinizde. Hayır, mevcut kütle bilgisi olduğu kadar bunların durum bilgilerinin de kendisinde mevcut olduğunu ve hepsinin illa fi kitabin mubin. Mübin dediği bir kitaptan mevcut olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla burada anlatılanları gördüğünüzde bunlar gayba dair bilgiler, karada, denizde her ne varsa bunlar, düşen, düşmeyen yapraklar vesaire, yerin derinliklerindeki danelere varıncaya kadar bunların kayıtlı bilgileri, yaşlık ve kuruluk hallerinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bunların da hepsinin bilgilerinin bir kitapta olduğunu söylüyor. Bu bahsedilen kitap Cenab-ı Hakk'ın bütün böyle kainatın envanterini içinde tuttuğu, hal ve durumlarını kaydettiği, ecellerini sabitlediği ve ya'lemu mustakarraha ve mustavdaaha kullun fi kitabin mubin dediği, ne vakit, ne kadar dirilik yaşayacak, ne kadar vakit geçerlilikte olacak, ne kadar vakit sonra imha olup kaybolacak, bunların hepsinin vakitlerinin kayıtlı bulunduğu bir kitaptan bahsediyoruz. Bu komple sistemin yönetim altında olduğunu, kayıt altında olduğunu, sistem içerisinde ahenkli bir şekilde çalıştırıldığını ifade eden bir şey. Çünkü düzenden bahsediyorsanız, işleyen bir sistemden bahsediyorsanız, bunların bir merkezden yönetilen, kaydı tutulan,
işleyişi kontrol edilen bir durumdan bahsediyorsunuz demektir. Diğer türlü dağınıklık olur. Bir bakkal dükkanında bile rafta kaç tane şey var, ürün var bilmiyorsanız orada artık iş ip kopmuştur yani. Kaç tane makarna var, kaç tane şey var, dağılmıştır o süreç ve orayı düzgün işletemezsiniz. Ne eksik, ne gitti, ne kayboldu, ne girdi, ne çıktı, ne kadar kâr ettim hiçbir şey de bilmezsiniz artık orada. Ve orası dağılır, bir zaman sonra da çöker gider. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yerde gördüğünüz her türlü hayvan var ya, küçük bir haşere, onun bir yerde kaydı var. Onun ortaya çıktığı, doğduğu zaman dilimi de bellidir. Onun ortadan kaybolacağı zaman vakti de bellidir. Daha detayda tabii konuşabilirsiniz. Ne yiyeceği, ne içeceği, nerelerde devineceği. Bunların hepsi bilinmekte ve Yüce Yaradan Allah Azze ve Celle tarafından işletilmektedir. Onun tarafından yaratılmıştır. Bu başka bir kitap. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim değil. Bu ecellerin kayıtlı olduğu bir kitap. Bu Allah Azze ve Celle'nin her türlü mahlukunu kayıt kayıt işlediği bir kitap. Vakitlerini, sürelerini anlattığı, yazdığı, kayıtlı tuttuğu bir kitap. Evet. Burada zerre ve zerreden daha küçük veya daha büyük. Dolayısıyla en kuşatıcı bilgi belki şey olarak, sınıf olarak. Evet, sıradakine bakayım. İlla kunna aleykum şuhuda. Sizin dediğiniz ayet. İlla kunna aleykum şuhuda. O da gelecektir inşallah. Yunus suresinde وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ sen her ne işle meşgul olursan وَمَا تَتُّ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ne Kur'an'dan yana ne okursan, bakın bu ayetin içerisinde Kur'an da ayrıca geçiyor ve ayetin sonunda yine konu bir kitaba bağlanacak. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ne amel de yaparsan, yaptığın herhangi bir amel, اِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودَ illa ki biz size tanığız, yani tanıklığımızdan gözümüzün önünden hiçbir biçimde kaybolamıyorsunuz. اِتْتُفِيذُونَ ف۪ي bunlara siz dalıp gittiğinizde bile biz sizi müşahede ediyoruz. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ Rabbinin bilgisinden karada, arzda miskali zerre kadar dahi kaybolup gitmez. Kaçmaz. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ ne karada وَلَا فِي السَّمَاءِ ne de gökte. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ne de bundan daha küçük. وَلَا أَكْبَرَ ne de bundan daha büyük. Dolayısıyla tanım artık hepsini içine alan bir biçimde gerçekleşmiş. Miskali zerreden daha aşağısına da, daha büyüğüne de, dolayısıyla artık ondan da daha küçüğü var, daha küçüğü var demenin yok. Ne kadar küçüğü varsa hepsini içine alıyor tanım. Bunların hepsinin اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ apaçık bir mübin bir kitapta olduğunu söylüyor Cenab-ı Hak. Bu işte bir varlığın envanteri ve her türlü boyutuyla, her türlü yönüyle kayıt altında tutulduğu bir yer bu. Yunus suresi 61. ayet. Şimdi sırada وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ben şu elimdekileri bitireyim. Bu da aynı, bu ayete aynı benzerlik için. Tamam. O da gelecektir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ diğer türlü karıştırırım ben. Enam 38 Hud suresi 6. ayet. Tamam, ona şu sıradaki kayıtlarımı bitireyim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ yerde ne dâbe varsa, bizim ayetin girişiyle bu çok benziyor. اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا bunun rızkı illaki Allah'ın üzerinedir. Ne yiyorsa onun rızkı illaki Allah Azze ve Celle'ye bağlıdır. Ona dayanmaktadır. O üstlenmiştir onun rızkını. Yani yeryüzüne yiyecekleri dağıtmış, saçmış da işte kim ne bulursa yesin, bulamayanlar da gebersin gibi böyle bir dağınıklık içerisinde değil. Onun rızkı tahdit edilmiştir, belirlenmiştir, onun için hazırlanmıştır, onlar için düşünülmüş, bulundurulmuştur. Allah Azze ve Celle'nin üzerinedir.
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا Onun müstakarrını da bilir, وَمُسْتَوْدَعَهَا Müstevdanı da bilir. Yani ne kadar zaman istikrar içerisinde bir yaşam süreceğini, ne kadar vakit zaman sonra da yaşamdan ayrılıp terk edeceğini, veda edeceğini bilir. Bunların hepsi aslında kullun fi kitabin mubin. Hepsi mübin bir kitaptadır. Bu da yine bizim ayetimizdeki kitapla birebir yakın ilişki içerisinde aynı şeyi ifade ediyor. Hocam niye rızkıha dedi, müstakarraha dedi de hum demedi? Çünkü canlıların bütünü için çoğu kullanması... Debbe diyor ya, debbe cins isim olarak tekildir. Tekildir. Evet, o yüzden ha ile ona dönüyor. Bir başka ayet. وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا İsra suresi 58. ayet. وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ Hiçbir yerleşke yok ki اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا Biz helak edecek olmayalım. İlla ki helak edeceğiz. Ne vakte kadar? قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar illa ki biz onu helak edeceğiz. اَوْ يَهُدْ مُعَذِّبُوهَا Onu azap edeceğiz. عَذَابًا شَد۪يدًا Şiddetli bir azap edeceğiz. Ve bunlar كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا Bunlar kitapta satır satır mevcuttur diyor Allah Azze ve Celle. Hangi yerleşke? Ne zaman? Nasıl helak edecek? Kıyamete kadar olanların hepsinden bahsettiği ki yerleşke deyince de insanoğlu daha ziyade ve ona bağlı kümelenmeler akla geliyor. Bunların hepsinin de kıyamete kadar olanların kitapta satır satır kayıtlı olduğunu söylemiş Allah Azze ve Celle. Bu da yine varlık alemiyle ilgili onların envanterinin tutulduğu bir kitap olarak anlaşılıyor. Bir başka ayet Elem te'lem diye başlıyor. Hac suresi 70. ayet. Elem te'lem sen bilmedin mi? Ennallâhe ya'lemu mâ fissemâi vel ard. Allah Azze ve Celle gökte ne varsa, yerde ne varsa bilir. İnne zâlike fî kitâb. Bunların hepsi bir kitaptadır. Yani Allah gökte ne varsa biliyor, yerde ne varsa biliyor ve bunların hepsi de kayıt altında. Bizim demin konuştuğumuz her şeyi içine alan bir şey bu. Karasına, danesine, yaşına, ıslahına hepsinin içine alan bir şey ve hepsi bir kitaptaymış. Nasıl olur dediğiniz yerde Cenab-ı Hak diyor ki inne zâlike alallâhi yesir. Bu Allah için kolay bir şeydir. Yani biz denizde kum deyince bile hafızalarımız duruyor oradan sonra. Bir bilgisayarda çıkan 8 gibi bir şey oluyoruz. Yani denizde kum bizim anlatımımızda sayılamaz, ihata edilemez, asla kaydı tutulamaz çokluk ifade ediyor. Cenab-ı Hak da gökte ne varsa, yerde ne varsa hepsinin bilgisi dahilinde olduğunu, kitapta kayıt altında olduğunu ve bunun kendisi için çok kolay olduğunu söylüyor. Takdir edersiniz ki burada bahsedilen kitapta yine deminden beri bahsettiğimiz, konusunu ettiğimiz kitabı anlatıyor. Varlığın envanterinin çıkarıldığı bir kitap. Bir başka ayet وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ غَائِبَةً فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Neml suresi 75. ayet Ne gökte ne de yerde gaibe olan hiçbir şey yok. Gaibe dediği yani gözden kaybolmuş. Kaydı, kayıt dışı olan. Kaydı tutulamamış. Kayboldu gitti. Böyle deyince aklıma hep bir astronotun uzay yürüyüşünde elinde tuttuğu kamera vardı. Böyle bir ara onu gaflette bulundu gitti. Gitti işte gaibe, uzay boşluğuna gidiş o gidiş yani. Bizim açımızdan boşluk, uzay falan böyle uçsuz bucaksız dediğimiz şey Yüce Yaradan'ın avucunun
avuç içi gibi, yani Allah Azze ve Celle'nin avucu diye demek istemedim, deyim olarak. Yani onun tamamıyla bilgisi dahilinde olan bir şey. Şimdi biz şu anda burada onu konuşuyoruz. Şu anda o bizim konuştuğumuzu da o dediğimiz kameranın nerede olduğunu da biliyor. Öyle değil mi? Bundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Yüce Allah Azze ve Celle kendisini anıp duruyoruz. Umarım o da bizi rıza ile anıyordur. O kamerada nerede şu anda bilmiyoruz. Bir yerlerdedir. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ Gökte veya yerde hiçbir gaibe yok ki. Ki insanlar çoğu zaman da gayb etmek için yerin dibine atıyorlar. Özellikle suçlular gömüyorlar. Nice böyle kimi suçluların yere gömdükleri kayıp şeyler vardır. Artık insanlığın hafızasından bütünüyle sökülüp kaybolmuş. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ O mübin dediği kitabın içerisinde o kesinlikle mevcut. Takdir edersiniz ki bunlar da yine kainatın envanteri diye veya işte bütün varlığının bütün yönleriyle kayıtlı olduğu bir kitap olarak Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bir kitap. Bu ve benzeri ayetlerdeki ifadeler çoğu zaman hep benzer kurulmuş. Şimdi يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ Sizin dediğiniz ayet herhalde değil mi? يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ Sebe suresi 3. ayette yine deminkilere benzer şekilde وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَ Kafirler dediler ki saat maat bize gelmeyecek, böyle bir şey olmayacak, kıyamet diye bir şey yok. قُلْ de ki بَلَا وَرَبِّي لَتَأْت۪يَنَّكُمْ Rabbime and olsun kesinlikle size gelecektir saat. Alimil gaybi. Allah Azze ve Celle gaybın bilenidir. Süreci bilir, nerede nihayetleneceğini hepsini, ecellerin hepsini bilir. La ya'zubu anhu mithqalu zerratin. Onun gözünden kaçmaz miskali zerre kadar bir şey. Fis semavati göklerde bizim ucunu bucağını bilmediğimiz hesaplarımıza sığmayan göklerde miskali zerre kadar bir şey onun bilgisi dışında değil. Muazzam bir şey bu. Olağanüstü bir şey bu. Cenab-ı Hakk'ın yani dolayısıyla bize kaybolmak diye bir şey yok. Sahibimiz her yerde her şeyi biliyor. Yani bir köpek olsanız sahibiniz çok sevseniz ama hala sahibinin sizi kaybetme ihtimali var. Yani bir gün olur ayrı düşersiniz. Allah Azze ve Celle ile sevgi bağ kuranların sahipleriyle yani mevlalarıyla olan irtibatlarının hiçbir zaman kopma diye bir şey yok. Hiçbir zaman keder, böyle bir ayrılık asla söz konusu değil. Çünkü göklerde yahut yerde zerre kadar olan bir şey onun bilgisinin dışında kalmıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ Bundan daha küçüğü de, miskali zerrenin de küçüğü var demek ki. وَلَا أَكْبَرُ Daha büyüğü de, hepsi bunların اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ O mübin kitapta mevcuttur diyor Cenab-ı Hak. Hepimiz o mübin kitapta varız. Hatta gözümüzün rengi, ondan sonra kaşımız, kaç tane kirpiğimiz, çıkan dişlerimiz, söktürdüğümüz dişlerimiz, azı dişlerimizin verdiği ıstıraplar, bir vakit doktorun birini ikna edip onları sökmesi, ne zaman sökülecek. Bunların hepsinin bir kaydı kuydu var ve zor bir şey değil diyor Cenab-ı Hak. Buradan devam edelim bir sonraki ders. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين